Herkese selamlar dostlar. 22 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle bir skor yarışmamız var. Skor yarışmamızın bir önceki Trabzon mücadelesiydi. Bilen yok arkadaşlar. 5 gibi bitti. Hatta ben bu mücadeleye alt tercihini yapmıştım. 2.5 alt tercihini yapmıştım. Artı 7 gol oldu. Ama şöyle sizlerin de yorumlarına baktım mesela. Yani öyle üst tercih yapan yok. Genellikle alt beklenen bir karşılaşmaydı. Zaten artı 7 son dakikalarda oldu. Oyun iyice koptu. Öyle bir karşılaşmaydı. Maç skoru yarışmamızda Fenerbahçe Adana Demir mücadelesi. Gollü bir mücadele bekliyorum. Ben hatta çok gollü bir bekliyorum. 4-5 gollü bir maç bekliyorum. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Benim skor beklentim 3-2'lik bir Fenerbahçe galibiyeti. Öyle bir gollü maç beklediğimi belirteyim. Değerlendireceklere bol şanslar. Birazdan zaten anlatacağız. Öncelikle cumartesi içinde kusura bakmayınız arkadaşlar. Cumartesi içinde tercihlerim genellikle ideallere gitmiştim ben. İdealler çoğu patlayınca genellikle benim tah tahminlerim de başarısız oldu. Cumartesi için kusura bakmayınız diyeyim sizlere. Ayrıca hatta yüksek misli yapmıştım. O ekrana gelsin. Avrupa yüksek misli geldi. Everton'a son dakika geldi. Ben Everton'ın bir galibiyetini bekliyordum hatta. Çifte şansını aldım burada. Porto'nun da çifte şansını aldım. 1.54'ten Avrupa'da yüksek misli yaptım. Geldi fakat Leverkusen'e de yüksek misli yaptım ben. Tekli yüksek misli olarak yaptım. Yani level kuzen'i atacağı 2 gol. 2 haftadır mağlup olan bir level kuzen vardı. Ve iyi oynayarak mağlup olan bir Leverkusen kuzen vardı. O fena hem de kendi evinden de 3 yemezsin. Bir tane topuk yedi. Bir tane 97 90'a yedi. Maşallah diyelim. Level kuzen'de işler sıkıntı. Bir süre bahislerimizde almayacağım Leverkusen kuzen takımını. Mesela o da başarısı oldu. Günü sürprizlerinden bir tanesiydi. Yani bir 35 mili bir 40 mil oranı vardı. Atsın bir zahmet dedim. Atamadı. Sağlık olsun. Dilerseniz maçlara geçmeden önce... Cumartesi'ye de güzel başladık canlı olaraktan da. Hakan arkadaşımız 5'te 5 başladı cumartesi gününe. Burada 3.5 üst olarak 1. 37'den vermiş. Başarılı. Tekrardan bir mücadele. Cumartesi'nin zaten maçları bildiğiniz üzere erken seans. Onlara devam ediyoruz. Erken seans maçları böyle dediğim gibi 5'te 5 olarak başladık. 3'te 3, 4'te 4. Şurada da. şunun 1.88'i çok güzel geldi. O da geldi. 5'te 5 oldu. Ee, güzel bir kafa golü geldi o maçtan da. Diyerekten de geçtim bunu da. isterseniz başlayalım. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Ne kadar kötü istek de desteklediğiniz için çok teşekkürler. Roma maçıyla başlayalım. Roma'nın geçen hafta maçını seyrettim. 1-0 deplasmanda kazandı. Salernitana'ya karşı. Fakat ilk yarıda inanılmaz pozisyonlar harcadı. Özellikle Zaniolo tek başına gerçekten çok fazla pozisyon yedi anlatılmaz yaşanır. Bir mutlaka bir göz atmanızı isterim o mücadeleye. Roma tek başına inanılmaz pozisyonlar verdi. Hatta ilk yarıda kaçan net pozisyon sayısı 4'tü. Ben de orada Roma'nın iki golüne vermiştim mesela idealden. Şimdi Roma burada Cremonense mücadelesiyle, Cremonense ile karşılaşacak. Ligin yeni ekiplerinden bir tanesi. Geçen hafta Fiorentina'ya karşı bir oyun sergilediler. Aslında iyi oynadılar. 3-2 kaybettiler. Fakat kırmızı kart. ikinci yarının hemen başında bir kırmızı kart gören bir Cremonense takımı vardı. O yüzden tam böyle bir oyununu göremedik. Fakat ben Roma'yı izlediğimden dolayı özellikle hücum hattında Zaniolo oynar mı bilmiyorum. Pellegrini onun yerine oynayabilir bu maçta. Bir ufak bir sakatlı vardı bu maçta olacak. Dybala, Abraham'ın da belki sosyal medya üzerinden görmüşsünüzdür. Bir hırsı vardı yani bir tane bir pozisyonu hırsı var. Hani Alexis Sanchez'in var koşuyor kayıyor o tarz bir pozisyonu var Abraham'ın da. Sosyal medyada gündem oldu. O da çok hırslı. Roma tarafından umutluyum bu sezon ben. O yüzden buradan alacağımız en güzel tercih ilk yerden gelecek bir Roma galibiyetidir. Onun dışında herhangi bir önemli eksikliği veya bir gide şeyi yok. İyi oynayan bir Roma var. Kendi evinde taraftarı önüne çıkacak. Bu kadro ile birlikte güzel bir taraftar desteği alarak da ilk yerden galip gelmesini beklerim. 1.49 gibi de oranı var. Eğer bir yüksek oran isteyenler varsa handikap diyecektim. Onun da oranı 1.53 zaten. İdeal olur. İlk yarı bir tercihini alalım biz. Hamarbi ile Degerfort mücadelesi. Degarus, Degerforce tarafından başlayalım. Oynanan herhangi bir oyun yok. Zaten bu ligler başlamadan önce bunları takip ediyorduk. Hamar'biyi izliyorduk, kendi evinde Degerforce'u izliyorduk. Degerforce'ta herhangi bir oyun yok arkadaşlar oynamıyor. Özellikle deplasmanlar zaten form olarak düşük. Hamar bir tarafına geleceğiz bu mücadelede. Şimdi oran açmamışlar zaten. Yine böyle zorlayacağız. Handikapa gideceğiz. Evin 3 golüne tarzı bu tarza gideceğiz. Hamar bir kendi evinde en son izlediğim 90 dakikalık esport mücadelesi vardı. 3-0 kazandı. Kendi evindeki oynadığı maçlara baktığımız zaman da ondan sonrakiler özetlerine baktım. Özellikle kendi evindeki oynadığı maçlara. Oyunu domine eden ve rakip kalede pozisyona giren ve organize ataklarla çıkan bir hamar bir takım var. Burada bence Degar karşı galip gelecektir. Fakat nasıl galip gelecektir onu değerlendirmek lazım. Ben burada idealden almak gerekirse handikaplı bir galibiyet gelebilir. Skor beklentimde 3-0'lık bir hamar bir galibiyeti. İdealden handikap bence alınabilir bu mücadelede. Fenerbahçe Adana Demir mücadelesi. Zaten ben maçın beklentisini size söyledim. 3-2'lik bir Fenerbahçe galibiyeti bekleniyor bu mücadelede. Beklenti o yönde. Benim düşüncem zaten bu yönde. Şimdi Fenerbahçe 2 ile pardon Adana Demir 2 ile 2 ile başladı. İki maçını da kazanarak da geldi. Özellikle kanatları çok etkili. Ki zaten bu oyunda Adana Demir'in gol bulmasının en güzel yanlarından bir tanesi. Fenerbahçe'nin buradaki bekleri Osay Samuel ile Ferdi Kadıoğlu hücuma çok fazla destek verdiği için Akintola ve Onyekuru kanatlarda bence sıkıntı çıkartabilir diye düşünüyorum. Ki zaten atlet oyuncular ikisi de hızlı hızlı gittikleri için pozisyonlara girebiliyor. Sağdan ve soldan ceza sahasında da oradan sokulabilirler. Bu yüzden adına Demir tarafında gol bulmasını bekliyorum zaten. Bunu zaten muhtemelen sizler de bekliyorsunuz. Avrupa'dan moralli dönen bir Fenerbahçe takımı var. Ki kadrosuna baktığımız zaman da rotasyonlu bir kadroyla sahadaydı Fenerbahçe takımı. Şimdi kendi evinde tribün desteği de var ve hafta içinde tekrar bir mücadele oynayacak. O mücadeleyle bence turu atladı zaten. Asıl önemli maç şimdi burada Fenerbahçe tarafında. Eksikler de var birkaç tane fakat Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş bir rotasyona sahip. Kanat oyunu Adana Demir'de Fenerbahçe'de organize. Ki zaten baktığımız zaman hücum oyuncuları hem bireysel anlamda Valencia'nın formu zaten. Bu da Serdar Dursun mu oynar, King mi oynar bilmiyorum. Emre Moruno o bireysel ve Lincoln'un o sol ayağıyla birlikte Fenerbahçe'de goller bulacaktır. İdealden bir alınabilecek tercih bence her iki takımın atacağı goldür. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Yani bu mücadele her yönden zengin bir karşılaşma geçir, geçer diye düşünüyorum. Korneri de mesela alınabilir bu mücadelenin. Korneri, gol her türlü zengin geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Dediğim gibi yüksek golü beklediğim için ben burada yüksek orandan da 1.93 gibi orandan da toplam gol 3.5 üstte bence alınabilir diye düşünüyorum. Her iki takımın atacağı gollerle birlikte mücadele üstte gidecektir. Onun yanında burada risk edebileceğimiz oranda 3.5 üstte bence alınabilir. United ile Liverpool mücadelesi. Liverpool tarafından Nunez geçen maç kırmızı kart gördü. Kafa attı adama. İzlemişsinizdir mutlaka. 3 maç ceza aldı o kafayla birlikte. 3 maç Liverpool olmayacak. Şimdi Firmino oynayacaktır muhtemelen. Firmino'nun Liverpool'a baktığımız zaman da ilk mücadele Palace mücadelesine vardı. Çok etkili değil ki Salah da bence sezon başı itibariyle birlikte formu biraz düşük kaldı. Fakat sistem oyununu oynayan bir Liverpool takım var. Şu an orada Liverpool tarafında Yıldız Diaz. Diaz gerçekten ilk iki haftadır, iki maçtadır takımın sırtlayan isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Salah'ın formu düşük kaldı bildiğiniz gibi. Firmino oynayacaktır. Firmino mesela ikinci maçta da oynadı. Fulham mücadelesinde oynadı. oynarken takım hücumunda çok fazla etkin olamadı. Muniz girdikten sonra oyun hareketlendi. Hücum hareketlendi Liverpool takımının. Şimdi ben burada dünya burada ne oynar? Yani herkes beklentisi burada Liverpool'un atacağı iki gol. Liverpool'un galibiyeti tarzında bir oran var. Fakat Burada United golüne de güzel oran açmışlar. 1.41 gibi oran açmışlar KG varında. Ben burada United tarafına gitmeyeceğim. Taraf tercihini alacağım. Liverpool'un da oradan bir maç son ikisini ben burada görüyorum. Deplasman 1.5 üstü almayacağım. Çünkü United'ın Liverpool kalesine gol atması biraz zor gibi. Kendi evinde de olsa. Çünkü oyun olarak bir şey vaat etmiyor United takımı. Liverpool daha bir sistem takımı ve daha oturaklı olduğu için bu maçtan kazanmasını bekliyorum. İdealden bir maç alırım. Ben diyorum ki deplasman 1.5 üstte gideceğime bir 1.40 ne oranı var onun da. Ben burada handikaplı Liverpool'u riske ederim. 2.24'ten alırım diyorum. Liverpool maçına da yüksek oranın Burada handikaplı galip gelmesi. Maç normal seyrederse Liverpool takımı burada 3-0 bile kazanabilir. Öyle söyleyeyim sizlere. Ama herkesin büyüklenmesi olacak. United'ın artık reaksiyon verme mücadelesi olarak görülebiliyor bu mücadele. O yüzden United'e güveniliyor. Fakat ben burada United takımına güvenmememiz gerektiğini belirteyim. Bol şanslar. Getafe ile Girona mücadelesi. Getafe'yi geçen hafta Atletico Madrid karşısında izledik. Gerçekten iyiydi. Bakın. Laf olsun diye söylemiyorum. İzlediyseniz mutlaka özellikle Mayoral. Mayo Mayoral, Mayoral hücumda Enes birlikte çift forvet olarak oynuyor. Tek başına çok güzel pozisyonlara girdi. Pozisyonlar yarattı. Enes'in sağ çaprazdan pardon sol çaprazdan karşı karşıya kaçırdığı bir net bir pozisyon vardı. Onun dışında Getafe takımını geçen hafta ben diri bir takım olduğunu ve gerçekten beğendim. Girona'yla ile oynayacaklar. Girona da geçen mücadelede deplasmanda kırmızı kart gördü. E, Valencia kırmızı kart görmesine rağmen herhangi bir etkinliği sağlayamadı. Toplu oynadı fakat Valencia iyi kapandı. Giremedi. Maçın özetini izledim ben. Burada Getafe tarafındayım ben. Getafe tarafında nasıl Getafe tarafındayım? Getafe'nin atacağı bir gole güzel oran açmışlar. Dep basman 0.5 1.38 gibi orandan ideal bir oranı var. Tek gole bence beklenebilir Getafe tarafına. Olası bir sürpriz de arkadaşlar 2.66'dan bir CTP e galibiyeti de çıkabilir. Geçen haftaki diri oyununu gerçekten beğendiğimi belirteyim. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. Şöyle baktığımız zaman da Fenerbahçe maçı, Liverpool maçı ve Roma maçı bence öne çıkan karşılaşmalar. 3 mücadelem bu yönde. Hamar, bir Vigiron'a onlara göre biraz daha altta kalıyor. Güven yüzdesinde. Bakalım değerlendireceklere bol şanslar. Pazartesi günü için değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.